sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerife getirenlerin ilahi afi ve afiyetleri hayrola. Seyyid-i Müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu teala aleyhi sahibi hayrat ve hasenat cennet mekan ve aziz sultanahat hazretleri bu için bu camiye mücadele eden eğilmeyi mutlama müezzinin kayyemin ve cemaat-i müslümanın ervahi için Manisa Soma'dan kömür madenin peşinde olmuş işçilerimizin bütün ruhları için Allah rızası için بسم الله الرحمن الرحيم
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته. إن الله Amin.
Kardeşlerim, şu dünya ölümlü dünyadır. Ölüm bir şekilde geliyor ve insanı alıp götürüyor. Yerini, zamanını ancak Allah takdir ediyor. Ölümün yaşı da yok, zamanı da yok. Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da ölüm veya benzeri zor durumlar karşısında sabredenler için اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِر۪ينَ muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Kardeşlerim, sabır müminin gönlünü teskin eden Rabbani bir sırdır. Böyle zamanlarda sabra ve duaya çok sarılmalıyız. Hatta zaman zaman Rabbena efvir aleyna sabran ve tevaffena muslimin demeliyiz. Rabbim üzerimize sabır yağdır ve bizi müminler olarak öldür diye duayı da eksik etmemeliyiz. Müminler bir musibetle karşı karşıya kaldıkları zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz derler. Bunu da Rabbimiz öğretiyor bize Kur'an-ı Kerim'inde. Dönüşümüz Allah'adır dedirtiyor bize. Evet, insanın ebediyet yurdu orasıdır. Ahirettir. Ahirete çoluk çocuğunun rızkını ararken gidenler, toza toprağa bulansalar bile yüzleri ak olarak giderler. Soma'da, Zonguldak'ta ya da başka bir yerde yerin yüzlerce metre altına inerek rızkını arayan madenci kardeşlerimizi oralarda sahur ve iftar yaparken görmüşüzdür. Gözümüz dolmuştur. İçimiz, gönlümüz incelmiştir. Onlar ne mübarek kardeşlerimizdir. Onlar bize emeğin, alın terinin, ve helal rızkın peşinde koşmanın ne mübarek bir şey olduğunu öğretmişlerdir. Onlar şimdi ümit ediyoruz ki Rabbimizin misafirleridir. Yine ümidimiz o ki Allah iki cihanın sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme komşudurlar. Onlar için yüreklerimiz yanıyor elbette. Nasıl yanmasın ki? Ana yüreği nasıl teskin edilir ki? Ama gene de Rabbimize sığınarak teselli bulmak durumundayız. Çünkü Rabbimiz var bizim. Hamdolsun ki bu gibi hallerde Rabbimize sığınmayı sağlayan iman gibi bir hazinenin sahibiyiz. Hamdolsun ki ölümü yok olmak değil, sonsuzluk olarak öğreten bir inancımız, bir dinimiz, bir kitabımız var. Kardeşlerim, böyle zamanlarda mümin kardeşliğinin gereği elbette acıları paylaşmak gerekir. Vefat edenlere rahmet dualarına bulunmak, geride kalanlara sabır riyaz etmek gerektir. Memleketimizin her tarafından Suma'da can veren kardeşlerimize Yasinler, Tebarekeler, Fatihalar, İhlaslar, Hatimler göndermeliyiz. Kardeşliğin gereği bu. Bugünler millet olarak acılarımızı paylaşma, yaralarımızı sarma günleridir. Gönüllere kor düşmüştür. Seher vakitlerinde ellerimizi Rabbimize açarak Ya Rab, peygamberlerinin gönlüne düşürdüğün sekinet ve sükuneti
yani yarın Fatih Camii'nde öğle
الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم غض عن الأربعة الخلفاء الراشدين المرسلين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أيد كلمة الحق والدين والحمد لله رب العالمين Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbim. Cennet vatanımızı, aziz devletimizi, necip milletimizi ve alem-i İslam'ı her türlü tehlikelerden, gökyüzünden inebilecek, yeryüzünden gelebilecek her türlü afatından koru ve muhafaza eyle ya Rabbim. Ölmüş kardeşlerimize hayatının